Hayat pahalılığı aldı başını gidiyor. Ekim ayındaki zamları yılbaşında yenileri izleyecek. İşçi ve memur maaşları ise aynı oranda artmıyor. 2012'de asgari ücret için planlanan %3'lük zam soğuk duş etkisi yaptı. 659 liralık ücret 679 liraya yükselecek. Zam tam 19 lira 77 kuruş. Yani asgari ücretli günlük 66 kuruş zam almış olacak. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü bu rakamları irdeledi. Asgari ücretli hükümetin öngördüğü artışla günlük bir somun ekmek, 50 gram beyaz peynir, 2 yumurta, 24 gram koyun etinden yalnızca birini seçebilecek. Zamla bir paket makarna bile alınamıyor. Aylık zamsa 1 kilo koyun eti fiyatına bile denk gelmiyor. %3'lük artışla asgari ücretli günlük 145 gram pirinç, 12 gram bebek maması, 296 gram ekmek, 320 gram makarnadan yalnızca birini alabilecek. Asgari ücretli aldığı zamla et almaya kalkarsa günlük 24 gram dana, 27 gram koyun, 104 gram tavuk etinden birini seçmek durumunda. Yoksulun protein deposu kuru bakliyat açısından da tablo pek parlak değil. 156 gram kuru fasulye ya da 132 gram nohut asgari ücret zammının günlük karşılığıyla alınabilecek gıda ürünleri. Asgari ücretli yapılması hedeflenen zammı biriktirip bari bir aylık kiramı ödeyeyim derse yaklaşık 26 ay beklemek zorunda. Tabii kira fiyatının sabit kalması koşuluyla. Dışarıda bir tas çorba içmek için 5 günlük zammın karşılığını bir kenara koymalı. 1 kilo dana eti için çalışılması gereken süre ise 8 saat. DİSK raporunun sonuç kısmında şu görüşlere yer verildi. Enflasyon hedefinin 2011 yılı için %8'lerin üzerine çıktığı koşullarda yapılması düşünülen artışın bu denli düşük olarak öngörülmesi son derece problemlidir. Asgari ücretliler işçi statüsünde çalışan nüfusun neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Buna karşın asgari ücrete yapılan artışlar komik düzeylerde seyretmektedir. Asgari ücretin belirlenme kriteri hedeflenen enflasyon değil, yoksulluk sınırı olmalıdır.